Belediye seçimleri yaklaşıyor. Herkes bunu hissetmiştir. Ortalık fotoğraflarla dolu. Hani zannedersiniz ki manken seçimi yapıyoruz. En yakışıklıları, en güzelleri seçeceğiz gibi bir hava esiyor. Bu seçim şehirleri, ilçeleri, belediyeleri yönetmeye talip olanların seçimi. Fakat biz artık bu seçimlerde hakikaten insanların yararına, o şehrin yararına projeler duymak istiyoruz. Yani artık bu rant kokan projelerden birilerine rant devşirmeye aday projelerden bıktık. Biz insanımızın o şehirde daha rahat, daha huzurlu yaşaması, daha sağlıklı yaşaması noktasında belediyelerin bir şeyler yapması, projeler üretmesi gerektiği konusunda beklentilere sahibiz. Şimdi düşünün, şehirlerde su depoları var. Bakın bu depolar yönetmelikte de yok, mevzuatta da yok, bir zorunluluk da yok. Bunların temizlenmesi ya da malzemesinin ne olması gerektiği konusunda hiçbir düzenleme yok. Hiçbir düzenleme yok maalesef. İsteyen en kalitesiz malzemeyi yapar ve orada biriken suyu mikroplarla, yosunlarla birlikte içer. Yemek ve içmek konusunda biliyorsunuz bazı insanlar var sadece bir gıdaya yöneliktir. Mesela ömrü boyunca domates yemeyenler var, peynir yemeyenler var, fasulye yemeyenler var, acı yemeyen var, suansa Yani insanlar bir şeyler yemezler, içmezler. Ama bakın her insanın ortak bir gıdası. Yemekte ve içecek olarak günde en az birkaç defa kullandığı su. Bu suyla ilgili hiçbir belediyenin bir çalışmasını, bir projesini göremedik maalesef. Yani bu sular şöyle ortamlarda olmalı, bunların kontrolleri şöyle sağlanmalı, bununla ilgili akredite firmalar var, bu akredite firmaları bu temizliği yapmalı gibi hiçbir şey yok. Yani bizi hasta edebilecek, sağlığımızı etkileyecek sudan daha mı kıymetli mesela asansör? Asansörle ilgili var bir mevzuat. Şirketler oraya giriyor, kontrol ediyor, ücretini de alıyorlar. Kapatabiliyorlar asansörü bu kullanmaya elverişli değil diye. Ama su ile ilgili yol geçen hanı her türlü su kullanılabilir. Sonra da salgın var. Ne salgını? Ne, neyin salgını? Bu? Salgın var. Kısaca çok kurtarıyoruz bunu. Çok basit bir şekilde salgın var. Ya işte bunun bir temeli var. Bu salgının bir sebebi var. Bu sebebi araştırmak noktasında bir çabaya girsek ne olur? Ve su bu kadar önemsiz bir konu mu? Asansör kadar da bir önemi yok ki bununla ilgili düzenleme yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı ya da Belediyeler ya da ilgili bakanlık her kimse. Aynı zamanda suyu arındırma adına, arıtma adına, içindeki mikropları kırma adına bir malzeme katılıyor. Neyi bu? Klor. Klor gazı savaşlarda yasaklanmış bir gazdır. Ama biz sularımıza katıyoruz. Niye? Mikrobu kıracakmışız. Peki mikrobu kırdık diyelim. Klorun zararını ne yapacağız? Niye bunlar gibi çalışma yapılmıyor? Niye bir belediye çıkıp da ben suya Klor katmayacağım. Suyu biz şu şekilde arıtacağız. İnsanlarımızın sağlığına zarar vermeyecek bir malzeme bulduk. Bir formül bulduk. Bununla arıtacağız dese ya. Niye bunlar denmiyor da hep rant kokan projeler? Niye bunlar? Ya biz sağlığımızın düşünülmesini istiyoruz. Savaşta yasaklanan bir gazdan suyumuza katılmasını istemiyoruz. Sonra da diyorum salgın. Acaba klordan olabilir mi? Bunun oranı nedir? Ne kadar katılabilir? Kim katıyor? Niye katanlar maskeyle katıyorlar onu da biz içiyoruz? Ya ya bunlar Bakın işte insanın sağlığına değer verilmesi gereken projeleri bekliyoruz biz Tüketiciler Birliği olarak. Bu şekilde gelen belediye başkanlarını biz aslında takdir etmeliyiz. Tamam bu proje uygun. Bu proje yapılır insanın sağlığı düş. Bizi düşünüyor. Düşünen belediyeler istiyoruz.